Kas kalemle kazanacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde endokrin sistemi birlikte işleyeceğiz. Endokrin sistem dediğimiz zaman endokrin sistem sinirsel sisteme göre daha yavaştır ama etkisi daha uzun süre geçerlidir. Hormonal sistemde baktığımız zaman hormonlar kan yoluyla taşınmaktadır. Kanda belli bir eşik değere ulaştığı zaman etkisini gösterir. Hormonların etkili olduğu hücrelerde hücrenin yüzeyinde reseptör adı verilen hormonları tanıyan yapılar bulunur. Biz hormonal düzenlemede salgı bezleri ve çeşitlerine bakacak olursak 3 tip bezden bahsediyoruz. Bunlardan birincisi iç salgı bezleri. İç salgı bezleri, yani bir bez eğer salgısını kana veriyorsa bu beze biz iç salgı bezleri diyoruz. Veya diğer adıyla endokrin bezler diyoruz. Eğer bir bez salgısını kana veriyorsa bu bezlere endokrin bez, yani iç salgı bezleri diyoruz. Bunlara örnek işte hipofiz bezi, böbrek üstü bezi, tiroid bezi verilebilir. Eğer bir bez salgısını özel kanallarla taşıyorsa bunlara ise biz dış salgı bezleri diyoruz. İşte tükürük bezleri, sinir enzimlerinin taşındığı koledok kanalları, işte pankreastan gelen veya gözyaşı bezleri, bunlar dış salgı bezleridir. Bazı bezler ise hem endokrin hem de eksokrin özellik göstermektedir. Bu tür bezlere ise biz karma bez adını veriyoruz. Örnek pankreas, eşeysel bezler. Hatırlarsanız sindirim sistemini anlatırken pankreastan sindirim enzimi salgılanır dedik. Wilson kanalıyla bu sindirim enzimleri ince bağırsağa boşalır. Bu yönüyle demiştik ki eksokrin. Pankreas iki önemli hormon üretir, insülin ve glukagon. Bu hormonlar neticesinde baktığımızda kanda kan şekerini düzenlemiş olur. Bu yönüyle de endokrin özellik göstermektedir. İşte bu yüzden pankreas karma bir bezdir diyoruz. İki hormonal bezin karşılıklı olarak etkileşimi sonucunda kanda daima hormonlar belli bir oranda sabit olarak tutulmaya çalışılır. İşte bu iki hormonal bezin karşılıklı etkileşimlerine biz feedback adını veriyoruz. İşte örneğin hipofiz TSH hormonuyla tiroid bezinin çalışmasını denetler. Tiroid bezi de ürettiği tiroksin hormonu belli bir seviyeye geldiği zaman gelir hipofiz bezini tekrar uyarır. Böylelikle TSH salgısını durdurmuş veya azaltmış olur. Böylelikle dengede tutmuş olur tiroksin hormonu. Veya hipofiz ACTH dediğimiz adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezini uyarır. Böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol gelir hipofizi uyarır. Böylelikle belli bir seviyeye ulaştığı zaman tabii ki kortizol. Böylelikle bu hormon dengede kalmış olur. İşte bu bildirimlere biz feedback, geri bildirim olarak adlandırmaktayız. İnsanda iç salgı bezleri olarak baktığımız zaman hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezleri, eşeysel bezler şeklinde farklı bezler görmekteyiz. İlk olarak hipofiz bezine bakacak olursak, hipofiz bezi ara beyin kısmında bulunan, beyinde, ara beyin dediğimiz kısımda bulunan oldukça küçük bir bezdir. Hipofiz bezi ön, ara ve arka olmak üzere 3 lobdan oluşmaktadır. Ara lob özellikle ergin bireylerde artık oldukça gerilemiş iz haline gelmiştir. İnsanda hipofizden salgılanan hormonlara bakacak olursak ilk olarak ön lobdan salgılanan hormonlardan birincisi STH, diğer adıyla büyüme hormonu, yani somatotropin hormon. Hedef organı olarak bütün hücrelerdir diyoruz. Özellikle uzun kemiklere etki ederek
vücutta büyümede önemli rol üstlenir. Çocukluk döneminde STH az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devrik meydana gelir. Ergenlik döneminden sonra aşırı derecede salgılanması sonucunda orantısız büyüme gerçekleşir. Yani bu orantısız büyümeye akromegali diyoruz. İşte yüz kemiklerinde orantısız büyüme, el ve ayaklarda orantısız büyüme. İşte bu orantısız büyümeye akromegali adı vermekteyiz. Ön lobdan salgılanan bir diğer hormon tropin hormonlardır. Bu hormonlar özellikle diğer endokrin bezlerin çalışmasını düzenler. Bunlardan ilki tiroid uyarıcı hormon, yani TSH. Tiroid bezinin çalışmasını, buradan tiroksin hormonunun salgılanmasını denetler. İkincisi ACTH, yani adrenokortikotropik hormon. Bu hormon böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmını uyarır. Kabuk kısmından özellikle kortizol üretiminde rol oynar. Üçüncüsü gonadotropinler, yani üreme organlarındaki bezleri uyaran hormonlar. Bunlardan ilki ise folikül uyarıcı hormondur. Folikül uyarıcı hormon, yani FSH, hem erkek hem dişi bireylerde bulunur. Dişilerde folikülün olgunlaşmasına, folikül içerisindeki yumurtanın olgunlaşmasında rol oynar. Erkeklerde ise testisleri uyararak spermatogenezin başlamasını sağlar. Yani sperm oluşumunun başlamasında rol oynar. İkincisi LH, yani luteinleştirici hormon. Bu hormon da yine hem erkek hem dişi bireylerde bulunur. LH ovülasyonu sağlar. Ne demek ovülasyon? Yani baktığımız zaman folikül içerisindeki yumurtanın Fallopi tüpüne atılmasına, yumurta kanalına atılmasına biz ovülasyon diyoruz. Folikül içerisindeki yumurtanın Fallopi tüpüne atılmasına ovülasyon diyoruz. İşte bu ovülasyonda LH hormonu görevlidir. Erkeklerde ise özellikle testislerden testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Dişilerde ovülasyonu, erkeklerde ise testosteron hormonunun salgılanmasında rol oynar. Bir diğeri lütotropik hormon. Lütotropik hormon bir diğer kısaltılmasıyla LTH, bir diğer adıyla prolaktin. Bu hormon annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlar. Bu hormon süt bezlerinin gelişmesini ve süt salgılanmasını uyarmaktadır. Prolaktin, yani LTH, sadece dişi bireylerde bulunur. Erkek bireylerde LTH bulunmaz. Sadece dişi bireylerde bulunmaktadır. Ara lobdan salgılanan tek bir tane hormon vardır. Bu da MSH dediğimiz melanosit uyarıcı hormondur. Bu hormon özellikle derideki melanin pigmentini etkiler. Melanin pigmentinin dağılımında rol oynamaktadır. Bezinin arka lobundan salgılanan ise iki önemli hormon vardır. Bunlardan bir tanesi vazopresin, bir diğer adıyla antidiüretik hormon, kısaltmasıyla ADH, bir diğeri ise oksitosindir. Bakın arkadaşlar, hipofiz bezden salgılanan hormonlarda arka lobdan iki tane hormon salgılanıyormuş. Bir tanesi oksitosin, diğeri vazopresin, yani ADH. Ara lobdan bir tane hormon salgılanıyor, MSH. Geri kalan büyüme hormonu, yani STH, TSH, FSH, LH, LTH, bunların hepsi ACTH, bunların hepsi ön lobdan salgılanmaktadır. Demek ki arka lob ve ara lobu bildiğimiz zaman
Ön lobu daha rahatlıkla cevaplayabileceğiz. ADH özellikle böbreklerden suyun geri emilmesini sağlar. Vücutta su oranı azaldığında, yani kanın ozmotik basıncı arttığında kandaki ADH miktarı artar. Bakın arkadaşlar, vücuttaki su oranı azaldığında, yani kanın ozmotik basıncı arttığında ADH salgısı artar. Bunun neticesinde böbreklerden suyun geri emilimi artar. Yani böbreklerden kana doğru suyun geri emilimi artar. Böbreklerden kana doğru su aldığımıza göre, o zaman vücutta su oranı arttırıldı. Güzel. Peki idrardaki su oranı azaltılır. Yani idrar miktarı azalır. İdrarın yoğunluğu artar. Demek ki ADH salgısı arttığında suyun geri emilimi artar. İdrar miktarı azalır. İdrarın yoğunluğu ise artacaktır. ADH hormonunun eksikliğinde su yeteri kadar geri emilime uğratılamaz. Bu nedenden dolayı kişi çok fazla su içer, ancak bu sudan yararlanamaz. Bunu idrarla birlikte dışarı atar. Bu hastalığa biz şekersiz şeker hastalığı, şekersiz diyabet adını vermekteyiz. Arka lobdan salgılanan bir diğer hormon ise oksitosindir. Oksitosin özellikle rahim kaslarını uyararak doğum sancılarının oluşmasını sağlar. Yine oksitosin de süt bezlerinden süt salgılanmasında rol oynamaktadır. Oksitosin hormonu demek ki süt bezlerinden süt salgılanmasında ve doğum sırasında rahim kaslarının kasılıp gevşemesinde rol oynar. Böylelikle hipofiz bezini tamamlamış olduk. İkinci bir bez tiroid bezi. Tiroid bezi boyun kısmında bulunan bir bezdir. Tiroid bezinden baktığımız zaman arkadaşlar iki önemli hormon salgılanır. Bunlar nelerdir? Bu hormonlardan bir tanesi tiroksin, diğeri ise kalsitonindir. Demek ki tiroid bezinden iki önemli hormon tiroksin ve kalsitonin. Arkadaşlar bakın, bir kere şunu hepimiz bilmeliyiz. Hangi bezden hangi hormon salgılanır veya hangi hormon hangi bezden salgılanmaktadır? Biz bunları bilmek zorundayız. Sorularda bu tür karşılaştırmalar karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden önemli. Tiroksin ve kalsitonin olarak iki önemli hormon salgılamakta. İlk olarak tiroksin. Tiroksin metabolizmayı hızlandırır. Yani tiroksin kalp atışını hızlandırır. Oksijen tüketimini arttırır. Vücut ısısını arttırır. Bunları söyleyebiliriz. Vücutta yeterince iyot yoksa yeterince tiroksin hormonu salgılanamaz. Çünkü tiroksin hormonunun yapısında iyot artı tirozin amino asidi bulunmaktadır. Bakın, tiroksinin yapısında iyot artı tirozin amino asidi bulunmakta. O yüzden eğer vücutta yeterince iyot yoksa yeterince de tiroksin hormonu salgılanamaz. Bu durumda basit guatr ortaya çıkacaktır veya dış guatr dediğimiz, yani bu boyun kısmında belirgin olarak görülen guatr ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, çocukluk döneminde tiroksin az salgılanırsa çocuklarda zeka geriliği, öğrenme güçlüğü görülür. Bu hastalığa kretenizm demekteyiz. Demek ki çocuklarda yeterince tiroksin salgılanmazsa zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ortaya çıkar. Buna kretenizm adı verilir. Yetişkin insanlarda tiroksin az salgılanırsa uykusuzluk, kıl dökülmesi, tembelleşme, vücut ısısına düşme gibi çeşitli olaylar görür. Bu hastalığa biz miksodema demekteyiz. Yetişkinlerde demek ki az salgılanırsa da miksodema oluşur. Çocuklarda az salgılanırsa kretenizm oluşur.
Bazı bireylerde ise tiroksin hormonu normalden fazla miktarda salgılanır. Bu kişilerde baktığımızda göz küresi dışa doğru çıkıntılı hale gelir. Vücut titremeleri, el titremeleri görülür. Avuç içi terlemeler görülür. Vücut ısısı artar. Asabiyet, sinirlilik hali görülür. Bu hastalığa ise biz zehirli bulantı, toksik bulantı veya graves adını vermekteyiz veya graves adını vermekteyiz. Gördüğünüz gibi tiroksin metabolizmanın düzenlenmesinde oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Arkadaşlar, tiroid bezinden salgılanan bir diğer hormon ise kalsitonindir. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarının dengelenmesinde rol oynar. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını azaltır. Bakın, kalsitonin kandaki kalsiyumu azaltır. Nasıl azaltacak peki? Kandaki kalsiyumu kemiklere vererek kalsiyum miktarını azaltacaktır. Yani kandan kemiğe doğru kalsiyum geçişini sağlar. Bu yüzden kemiklerde kalsiyum miktarını arttırır, kemiklerin sertleşmesinde rol oynar diyoruz. Amaç ne? Kandaki kalsiyumu azaltmak, düşürmektir. Üçüncü bir bezimiz ise arkadaşlar paratiroid bezidir. Paratiroid bezi de tiroid bezin hemen arka kısmında bulunan dört lobdan oluşmuş bir bezdir. Paratiroid bezinden salgılanan tek bir tane hormon vardır. Bu da parathormondur. Arkadaşlar bakın. Biraz önce hipofiz bezi, tiroid bezini, böbrek üstü bezini, eşeysel bezleri denetlediğini söyledik. Ama hipofiz bezi özellikle paratiroid ve pankreas bezlerini denetlemez. Hipofizden salgılanan hormonlar paratiroidi denetlemez. Pankreası denetlemez. Önemli bir nokta. Bunu muhakkak bilelim. Parathormonu fazla salgılanır. Parathormonun görevi ne? Önce onu söyleyelim. Ondan sonra fazla salgılanmasına geçelim. Parathormonu ise arkadaşlar kandaki kalsiyum miktarını arttırmaya çalışır. Bu yüzden bağırsaklardan kemikten kana kalsiyum geçmesini sağlar. Bu yüzden böbreklerden atılan kalsiyumun geri emilmesini sağlar. Yani böbrekten tekrar kalsiyumun kana alınmasını sağlar. Amaç bu sefer kandaki kalsiyum miktarını arttırmaktır. Parathormon fazla salgılanırsa o zaman kemiklerden kalsiyum kana geçer. Kemiklerden kalsiyum ne yapacaktır? Kana geçecektir. Bunun sonucunda kemikler yumuşar, iskelet zayıflar. Kaslar uyarıya yavaş cevap verir. Ve fazla miktarda böbrekten kalsiyum emildiği için böbrek taşları oluşabilir. Peki parathormon az salgılanırsa o zaman kanda kalsiyum normal altında düşer. Bu da tabii ki tehlikeli. Kaslarda ağrılı kramplar, kasılmalar meydana gelir. Bu hastalığa da biz tetani demekteyiz. Buna da biz tetani demekteyiz. Demek ki ağrılı krampların oluşmasında görevlidir. Buna da biz tetani demekteyiz arkadaşlar. Bunlar da görevli. Dördüncü bir bezimiz böbrek üstü bezi veya bir diğer ifadeyle adrenal bezler. Böbrek üstü bezi iki kısımda incelenir. Bunlar kabuk, bir diğer ismiyle korteks ve öz yani medulla olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Steroid yapılı hormonlara kortikosteroidler adı verilmektedir. Şimdi arkadaşlar böbrek üstü bezlerinden salgılanan böbrek üstü bezlerini ikiye ayırdık. Dedik ki kabuk bölgesi yani korteks ve öz bölgesi. Öncelikle kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar hangileri? Kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar kortizol ve aldosterondur. Öz bölgesinden salgılanan hormonlar ise adrenalin ve noradrenalindir veya diğer isimleriyle
epinefrin, norepinefrin. Bunlar ise öz bölgesinden salgılanmaktadır. İlk olarak kabuk bölgesinden salgılanan kortizol hormonuna bakacak olursak. Kortizol, yağların, proteinlerin karbonhidratlara dönüşümünü uyarır. Yani vücuttaki karbonhidrat yağ protein metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Kandaki glikoz miktarını arttırır. Kortizollu ilaçlar özellikle ateşli romatizmalarda ve iltihapların önlenmesinde kullanılır. Ancak tabii ki bu da bağışıklıkta baskılayıcı bir rolü vardır bunların da. İkincisi aldosteron. Aldosteron böbreklerden sodyum ve klorun emilimini arttırır. Potasyumun emilimini azaltır. Sodyum ve klorun geri emilimini arttırıyor. Potasyumun da emilimini azaltıyor. Yani dışarıya atılmasını sağlıyor. Aldosteron az salgılanırsa, bakalım arkadaşlar, kan basıncı düşer az salgılanırsa. Yeterince sodyum ve klor emilemez. Bu yüzden kan basıncı düşer. Potasyum deride birikir ve Addison hastalığı ortaya çıkar. Addison hastalığı ortaya çıkacaktır. Tunç hastalığı bir diğer ifadeyle. Yeterince sodyum ve klor emilemediği için doku sıvısı azalacaktır. Kanda sodyum azalır, potasyum artar diyoruz. Peki aldosteron fazla salgılanırsa kan basıncı artar, doku sıvısı artar. Bu sefer sodyum artar, potasyum azalır. Bakın biraz öncenin tam tersi oldu. Bu sefer sodyum ne yapacaktır? Artacaktır. Böbrekte sodyum ve klorun geri emilimi artacaktır diyoruz. Demek ki özellikle aldosteronu bilmemiz gereken böbreklerden sodyum ve klorun emilimini arttırır. Potasyumun emilimini azaltmaktadır. Öz bölgesinde dedik ki adrenalin ve noradrenalin salgılanıyor. Adrenalin korku, sevinç, heyecan anında salgılanan bir hormondur. Sempatik sinir sistemini etkileyerek kalp atışını hızlandırır. Kan basıncını arttırır. Göz bebeklerini büyütür. Parasempatik sinirlerin çalışmasını yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Yani sindirim sisteminin yavaşlatıcı bir etkisi vardır. Baktığımız zaman yine bu da adrenalin de kan şekerini arttırmaktadır. Noradrenalin dediğimiz zaman ise özellikle damarları daraltarak kan basıncını arttırır. Bakın adrenalin kalp atışını hızlandırarak kan basıncını arttırıyordu. Noradrenalin ise damarları daraltarak kan basıncını arttırır. Ayrıca noradrenalin sinaps bölgelerinde nörotransmitter madde olarak da görev almaktadır. Arkadaşlar bakın örneğin parat hormon ile kalsitonin birbirinin antagonistidir. Yani birbirine zıt çalışmaktadır. Örneğin birazdan göreceğimiz insülin hormonu ile glukagon hormonları birbirinin antagonistidir. Yani birbirinin zıttıdır. Ancak adrenalin ile noradrenalin birbirinin antagonisti değildir. Birbirinin zıttı değildir. Hani isimler böyle sanki adrenalin, noradrenalin sanki birbirinin zıttıymış gibi gelebilir ama hayır. Öyle bir şey söz konusu değildir. Bu önemli. Geldik pankreasa. Pankreas arkadaşlar karma bir bezdir. Ne demek karma bez? Yani hem endokrin hem eksokrin özellik göstermektedir. Yani sindirim enzimi üretir. Bunu virsum kanalıyla ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı kısmına gönderir. Bu yönüyle egzokrin özellik taşır. Ama aynı zamanda insülin ve glukagon hormonu üretir. Bu yönüyle de endokrin özellik göstermektedir. Pankreasta Langerhans adacıkları dediğimiz adacıklarda insülin ve glukagon hormonları üretilmektedir. Arkadaşlar glukagon alfa hücrelerinde üretilmektedir. İnsülin ise beta hücrelerinde üretilmektedir. Demek ki alfa hücrelerinde glukagon,
Beta hücrelerinde ise insülin üretilmektedir. Nerede? Langerhans adacıklarında. Pankreasta Langerhans adacıklarında. Arkadaşlar insülin baktığımız zaman kan şekerini düşürür. Kan şekerinin azalmasını sağlar. Yani kandaki glikozu dokulara, kaslara, karaciğere verir. Kastaki ve karaciğerdeki glikozun fazlası glikojen şeklinde depolanır. Eğer yeterince insülin salgılanmazsa şeker hastalığı, diyabet ortaya çıkar. Demek ki insülin kan şekerini azaltacak. Kandaki glikozun fazlasını özellikle karaciğer ve kasa verip buralarda glikojen şeklinde depolanmasını sağlayacaktır. Glukagon ise arkadaşlar kan şekerini arttırır. Yani karaciğerde bulunan glikojenin tekrar glikoza parçalanıp kana verilmesinde rol oynar, böylelikle kan şekerini arttırıcı yönü vardır. O zaman işte insülinle glukagon birbirinin antagonistidir diyoruz. Gonadlar ve eşeğ hormonları. Arkadaşlar testisler ve yumurtalıklarda, erkeklerde testis, dişilerde yumurtalıklarda önemli eşeysel hormonlar salgılanmaktadır. Testislerden salgılanan hormonun adı testosteron hormonudur. Bu hormon hem spermin olgunlaşmasında rol oynar, hem de erkeklerde sekonder yani ikincil karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. İşte sakal, bıyık çıkması, ses kalınlaşması gibi. Yumurtalıklarda yani ovaryumlarda üretilen iki önemli hormon görüyoruz. Bunlar östrojen ve progesterondur. Östrojen hem rahim kasla pardon, rahim iç duvarının kalınlaşmasında görevlidir. Süt bezlerini uyarır. Hem de dişilere ait ikincil yani sekonder karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. Demek ki östrojen rahim iç duvarının kalınlaşmasında görevli. Süt bezlerinin gelişmesinde görevli. Bunun yanı sıra östrojen aynı zamanda da ikinci karakter, dişilere ait ikinci karakterler ortaya çıkmasında etkilidir. Bir diğer hormon ise progesterondur. Progesteron özellikle korpus luteum tarafından salgılanmaktadır. Menstrual döngü sırasında korpus luteum oluştuktan sonra diyoruz ki korpus luteumdan çok fazla miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılanır. Progesteron gebeliğin yani hamileliğin devam etmesini sağlar. Eğer progesteron miktarı çeşitli nedenlerle azalırsa o zaman düşük meydana gelir. Yani gebelik sona ermiş olur. Bu yüzden progesteron bu noktada önemlidir. Böylelikle endokrin sistemde bulunan bezler ve bu bezlerden salgılanan hormonları tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.